Merhaba arkadaşlar, ben Elim Buse. Bugün sizlerle birlikte yurt alışverişi hakkında konuşacağız. Yurtta nelere ihtiyacınız olacağı hakkında konuşacağız. Arkadaşlar, saymadım ne kadar yani eşyaya ihtiyacınız olacağını ama çok bir eşyaya ihtiyacınız yok. Öncelikle az ve gerçekten lazım olan şeylerden bahsedeceğiz. Yani az ve öz konuşacağız malzemeler konusunda. Arkadaşlar, ilk olarak tabii ki bavula ihtiyacınız olacak. Bavul tavsiyem kesinlikle sert kapaklı almamanız. İçine çok fazla eşya sığdıramazsınız. Bez olanları tercih etmenizi öneririm ben. İçine eşya sığdırıp kapatmanız da kolay olur. Bavulda arkadaşlar ben bir orta boy, bir küçük boy valizle gittim. Küçük boy benim sert kapaktı ve ben valiz almadım. Evde olanlarla gittim. Onun için sert kapaklı olanı kullandım. Ama siz tabii ki temin edecekseniz bez almanızı öneriyorum dediğim gibi. İki de sırt çantasıyla gitmiştim ve birkaç poşet vardı. Yani sığamadım tam olarak o valizlere. Ne yaparsanız yapın valizlere sığamayabilirsiniz. Tabii böyle bir durum da var. Ama ben dediğim gibi bir orta boy bir de küçük boy kullandım. Ama size tavsiyem bir büyük boyunuz olsun bir de küçük boyunuz olsun tamamen sarsın. Sırt çantası taşımazsınız arkadaşlar. Onun dışında dolabınız için, dolabınızı kilitlemeniz için kilit ve zincire ihtiyacınız var. Ben kilitleri evden götürmüştüm. Zincirleri de yurdun kantininden almıştım. Siz gittiğinizde de büyük ihtimalle kantinde falan satılıyor olur. Ama önden alabilirsiniz. Ben almamıştım. Kantinde şansa satılıyordu yani tamamen. Terlik gerekiyor arkadaşlar. Ben iki tane götürmüştüm. Yurdun içinde normal odada giydiğimiz terliği giyiyorduk. Odada biz ayakkabı da giyiyorduk. İlk odaya girdiğinizde arkadaşlarınızla bunları konuşursunuz zaten. Yani ben 5. olarak gitmiştim. 6 kişilik bir odada kalıyordum. Ve onlara sordum. Yani siz ayakkabıyla içeri giriyor musunuz? Giriyoruz. Sadece banyoda farklı bir terlik kullanıyoruz. Etraf çamur olmasın diye demişlerdi. Ben de onların dediklerine uymuştum arkadaşlar. Eğer sonradan gidiyorsanız zaten çoğunluğun neler yaptığına dikkat ederek onlara uymaya çalışırsınız. Size uymuyorsa tabii ki bunları belirtirsiniz. Yurt hakkında da konuşacağız. Yurttaki kurallar vesaire. Bunlar hakkında da konuşacağız. Merak etmeyin. Arkadaşlar saklama kabına ihtiyacınız oluyor. Ben saklama kabı götürmemiştim ve gerçekten büyük bir pişmanlık. Özellikle kapaklı bir saklama kabınız olursa müthiş olur. Şimdi ben ben arkadaşlar marketten aldım. Böyle çok tatlı, kenara bir ara fotoğrafını koyarım büyük ihtimalle. Dörtlü. Çok da işimi görür arkadaşlar. Kuru yemiş falan koyarsınız içine alırsanız. Onun dışında ne bileyim, gevrek falan koyabilirsiniz. Bana bayağı lazım olmuştu. Arkadaşlar kupaya da çok ihtiyacınız olacak. 2-3 tane götürebiliyorsanız 2-3 tane götürün. Ben 2 tane götürüyordum. O bile yetmiyordu. Özellikle çok fazla kahve tüketen biriyseniz, ki ben öyleyim, kesinlikle çok ihtiyacınız olacak. Sabahları kahvaltıya da götürebilirsiniz kupanızı. Çayınızı onu doldurmanıza izin veriyorlar. Normalde bir plastik bardakta alma hakkımız var. Ama kupanızı götürürseniz onda da alabiliyorsunuz. Bu güzel bir şey. Onun dışında kirli çamaşırlarınız için arkadaşlar bir kirli sepetine ihtiyacınız yok. Kirli sepet filesine de ihtiyacınız yok. Ama çamaşır filesine ihtiyacınız var. O da hani beraber işte onunla beraber yıkamak isterseniz de fotoğrafını yine kenara koyarım onun. Ama onun dışında bu kirli çamaşırlarınızı bildiğiniz Gratis çantalarına, Watson's çantalarına koyabilirsiniz. Bez çantalara koyabilirsiniz. Plastiğe koymayın da onun dışındakilere koyabilirsiniz. Hani sakın bunu almak zorundayım gibi kodlamayın beyninizde. Gidin Gratis'te alışverişinizi yaparken alın bir tane bez çanta. Bakın keyfinize. Yüz havlusu götürün arkadaşlar ve bu yüz havlusu birkaç tane olsun. Hatta böyle 3-4 tane falan da olabilir. Çünkü habire havlu yıkayacak haliniz yok ve pisleniyor bir şekilde. Ona bir dikkat edersiniz siz. Diş fırçası kutusuna da ihtiyacınız var arkadaşlar. Yani maalesef aile evindeki gibi şeye koyamıyoruz. Banyoya bırakamıyoruz. Kutuya ihtiyacınız olacak. Bu arada burada şeylerden bahsetmeyeceğim. Sizin kişisel ihtiyaçlarınızın şampuandır, duş jelidir, bilmem nedir, kendi bakım malzemelerinizi bunlardan bahsetmeyeceğim arkadaşlar. Bunları zaten götürüp bir zahmet. Askıya ihtiyacınız olacak. Dolabınızın içine asmanız için eşyalarınızı askılığa ihtiyacınız olacak. İlk başta böyle bir çok götürmeseniz de 3 tane falan bir evden arakladığınız kadarını getirin arkadaşlar. Geri kalanı oradan bakarsınız gittiğinizde. Islak mendile çok ihtiyacınız olacak. Islak mendilsiz gitmeyin arkadaşlar. Onun dışında yastık kılıfı ve çarşaf getirebilirsiniz yanınızda. Asla şey olmuyor bu arada. Bende öyle bir şey yaşanmadı. Çıkar onları sokamazsın falan dediklerini ben hiç görmedim. Bir süre farklı çarşaf takımı da kullandım arkadaşlar ben. Yani kimsenin de fark ettiği yok. Ablalar da görmüyor zaten. Boş verin. Hem de 2 haftada bir değişim oluyor. Yastık kılıfı ve çarşafınızı 2 haftada bir değiştirebiliyorsunuz. Ve yorgan veriyorlarsa yorganınızın şiltesini
örtüsünü, şilte deniyor diye biliyorum. Onu değiştirebiliyorsunuz. 2 haftada bir oluyor ama onu işte siz atıyorum 3 güne bir değiştiriyorsunuz arkadaşlar. Cilt probleminiz oluyor ki değiştirmemiz gerekiyor gerçekten. Yanınızda götürün. Hiç problem olmaz. Gittikten sonra ortaya çıkacak eksiklikler arkadaşlar. Şimdi üçlü priz. Şimdi orada arkadaşlar hangisine ihtiyacınız olduğunu bilemezsiniz. Mesela herkes üçlü priz önerisinde bulunuyordu ama yani gidince göreceksiniz neyi. Uzun kablolu üçlü prize mi ihtiyacınız var? Petek üçlü prize mi ihtiyacınız var? Ne ihtiyacınız var? Oradan alırsınız. Mesela bizimki ranzalıydı arkadaşlar ve bir priz vardı. Bizim petek bir üçlüye ihtiyacımız vardı doğal olarak. Ben de bir tane petek, arkadaşımda da bir tane uzun vardı yukarıya çıkarabilsin diye. Bu onun ihtiyacı. Ben mesela altta kaldığım için arkadaşlar petek kullanıyordum. Bunun gibi. Kahve makinesi arkadaşlar. Bu da çok arkadaşlar diyorum. Çok. Dostlar. Kahve makinesine ihtiyacınızı orada göreceksiniz. Hani var mı yok mu diye. Ve zaten oradaki arkadaşlarınız, oda arkadaşlarınız da başka bir yerlerden almış oluyor. Bizde öyle oldu. Mesela hepimiz oraya gittiğimizde almıştık. Bulaşık deterjanı ve süngeri oraya gittiğinizde almanızı öneriyorum yine. Her zaman olduğu gibi bunu da. Belki arkadaşlarınızla ortak alırsınız deterjanı. Ben bir oda arkadaşımla ortak almıştım deterjanımızı mesela. Onun dışında çamaşır deterjanı, yumuşatıcı vesaire bunları götürmeyin yani. Eğer uzak bir yerden geliyorsanız götürmeyin evinizden yurda. Orada bakarsınız ne almak istediğinize. Temizlik bezi arkadaşlar. Bunu bir tane evden götürebilirsiniz. İlk geldiğinizde etrafın tozunu alabilin, silebilin diye. Ama onun dışında ıslak mendille de halledebilirsiniz bunu. Temizlik bezini de oradan alabilirsiniz dediğim gibi. Tuvalet kağıdı ve rulo peçete. Arkadaşlar tuvalet kağıdı olayına arkadaşlarınızla ortak girebilirsiniz. Biz 6 kişiydik ve mesela başta birinci kişi alıyordu. Daha sonra birinci kişinin aldığı kağıt bittikten sonra İkinci kişi alırdı. İkinci kişi sonra sıra sıra giderdi. Yani sırayı da hiç şaşırmadık bugüne kadar. Gayet de başarılı bir sistem oluşturmuştuk. Rulo peçete de arkadaşlar siz bunu kendiniz alabilirsiniz. Hani bir şey evden götürün. Benim alıp kullanmadıklarım, bu tarz videoları izleyip orada görüp alıp kullanmadıklarımdan bahsedeyim. Bez düzenleyiciler arkadaşlar, hurçlar. Ben asla kullanmadım. Hatta daha da dağınık olmama sebep oldular. Çünkü her şeyi bunların içine tıkmaya başladım ben. Göz bandı ben kullanmadım arkadaşlar. Neden? Oda arkadaşlarımızla doğru bir düzen oturtmuştuk. Yani ışık problemimiz olmuyordu ve iki odalıydı. Yatakhanemiz ve çalışma odamız ayrı olduğu için uyku sorunumuzu yaşamadık pek. Yani ışık kapat aç falan muhabbeti yaşamadık. Ses sorunu çok ufak yaşandı aralarda. Yapışkanlı askı. Ben oraya gittiğimde yapışkanlı askı baktım herkes almış ben de aldım. Duvarlara yapıştırıp oralara havlularını koymuşlardı arkadaşlar. Yaklaşık bir hafta sonra herkesinki düştü. Havlular da pislendi ve duvarı tutmadı. Ben de bu askılığın bir tanesini dolabın içine yapıştırıp kullanmaya karar verdim. Kolilerimi asıyordum. Sonra o da bir süre sonra dayanamayıp koptu. Yani para israfı almanızı önermiyorum. Şimdi genel olarak lazım olanlar, lazım olunca böyle çok ihtiyaç duyduğunuz şeyler ama çok da almanızı gerektirmeyecek şeyler. Şimdi arkadaşlar gazoz açıcı, lazım olunca lazım oluyor gerçekten. Kantine gidip açabilirsiniz, oradaki net açacak oluyor. Ama atıyorum gecenin bir saati, 11'de kapanıyor bizim kantin. Bir gazoz bir şey içeceksiniz, açamazsınız onu arkadaşlar. Tabii yetenekli oda arkadaşlarınız yoksa, bir oda arkadaşım eliyle açıyordu, şey destek alarak masadan. Devlet malına zarardan içeri alınacağız hepimiz. Neyse makas. Makas arkadaşlar çok ihtiyaç duyulan bir şey. Götürün bunu. Bir ihtiyaç bu gerçekten. Arada lazım oldu. İğne iplik. Çok lazım olmadı bana ama bir kere çok lazım oldu mesela. Ona da yurt grubuna yazıp bir kızdan ödünç almıştım ben. Ütü. Arkadaşlar çok ütülenecek kıyafet götürmenizi tavsiye etmiyorum. Ben hatta ütü yapmaktan nefret ederim. Bir ara iki pantolonum da ütüye ihtiyaç duyuyordu. Eve gidene kadar hiç giymedim onları. Yeter ki ütülemeyeyim diye. Arkadaşlarınızdan ütü isteyebilirsiniz. Ütü satın almayın öncelikle. Oraya gittiğinizde belki o da arkadaşlarınızla ortak alırsınız. Kim bilebilir bunu. Benim eşyalar bakımından bahsedeceklerim bu kadar. Toplu yaşam alanlarını bilin arkadaşlar yurda gittiğinizde. Sesli telefonla konuşmayın, içeride telefonla konuşmayın. Lütfen bunu yapmayın. Bu lanet bir şey bence. Çıkın dışarıda bir sürü alan var gerçekten. Korkmayın bahçeye de çıkmayın. Bahçeye çıkın da demiyorum. Soğuk olur bir şey olur okey ama merdiven boşluğunu kullanabilirsiniz. Lütfen bunu kullanın. Böyle bir fırsatımız var. Onun dışında da tabii ki oda arkadaşlarımızın eşyalarını kullanmayın. Ben öyle bir şey yaşamadım ama yaşayanlar var maalesef. Ve zıttınıza gitmeyin birbirinizin.
herkes birbirini alttan alsın demiyorum ama saygı çerçevesi içerisinde kalmak zorundasınız. Orada kimse sizin kardeşiniz değil, orada kimse sizin anneniz babanız değil, sizin kahrınızı çekebilecek kişiler değil. Orada hepiniz eşit şartlardasınız, birbirinizi tanımıyorsunuz. Lütfen saygı çerçevesinden çıkmayın. Ne kadar karşıdakini sevmiyor da olsanız, yani sevmeyebilirsiniz, böyle bir durum da olabilir. Herkes şanslı olacak, hemen hepsiyle iyi anlaşacak diye bir şey yok. Bu tamamen benim şansımdı ve yalnızca bir sene sürdü. Hepimiz dağıldık odadan. Birimiz mezun oldu, öteki odayı değiştirdi. Sonra hepimiz birden odayı değiştirmeye başladık. Yani bu tamamen şans arkadaşlar. Evet, benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Merak ettiğiniz sorular olursa bana aşağıdan, yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Instagram adresinden de beni takip etmek isterseniz açıklamalar kısmında adresim yazıyor olacak. Hoşçakalın. Konuşamadım.